Projemizin amacı özellikle İzmir ve çevresinde teknik tekstil üretebilecek firmaları yaratmak veya mevcut konvansiyonel üretim yapan firmalara böyle bir dönüşüm yolculuğuna başlatmaktı. İSKA tarafından da projemiz kabul edildi. Yaklaşık 4,5 milyon lira bütçeli bir proje oluşturduk. Bu projenin de %75'ini İSKA sağladı. Geri kalanını da ihracatçı birlikleri kaynaklarından bir takım destekleyen kuruluşlar tarafından da tamamlamış olduk. Şimdi teknik tekstil aslında bir takım fonksiyonel özelliğe sahip liflere, ipliklere ve kumaşlara teknik tekstil diyoruz. Mesela işte örnek veriyorum, sportif teknik tekstil ürününde bir iplik nasıl bir teknik özelliğe sahip olabilir? İşte nefes alabilen, ısı geçirgenliğini iyi sağlayabilen, koku tutmayan, koku itici gibi bir takım teknik özelliğe sahip olabilir. İşte koruyucu tekstiller diyebiliriz. İşte bunlar mesela özellikle işte itfaiyecilerin kullandığı ormanda çalışan, orman yangınlarında ya da ormanda çalışan işçilerin, kişilerin giydiği kıyafetlerin işte yangına dayanıklı olması gerekiyor, ateşe dayanıklı olması gerekiyor. İşte burada kullanılan iplikler mesela alev almaz iplikler olmalı. İşte biz o ipliklerin Ar-Ge'sini çalışabiliyoruz. İşte mesela savunma sanayinde görünmez iplikler yapmak gerekiyor ya da iletken iplikler yapmak gerekiyor. Atıyorum işte bilgi alışverişinde iletken iplik bir üzerinizdeki kıyafetten ya da kafanızdaki kasktan bilgi alışverişi yapabilmeniz için orada iletkenliğin olması gerekiyor ve bunu ipliklerle sağlamaya çalışıyoruz. Merkezimizin en önemli özelliklerinden biri Ar-Ge çalışması yapabilmemiz. Evet, her yer yapıyor Ar-Ge çalışması. Ar-Ge çalışmamıza bizim buradaki bir komponent lif çekim cihazı dediğimiz bir cihazımız var. Mesela o cihaz Türkiye'de laboratuvar boyutunda tek olan cihaz şu an bizde. Bu cihazın özelliği iki farklı kimyasal ve fiziksel özelliğe sahip polimeri chips halinde alıp eritip bambaşka bir bazı katkı maddeleriyle tabii bambaşka bir fonksiyonel özelliğe sahip teknik lif üretiyoruz. Biz 20 sene önce ülkede yetiştirdiğimiz tasarımcılarımızla bir koleksiyon yapıp müşterimize beğendiremiyorduk. Bugün Türk tasarımcılarının koleksiyonlarını mükemmel bir şekilde Avrupalı müşterilerimize satıyoruz. Türk Ar-Ge merkezlerinin geliştirdiği kumaşları tüm dünyadaki müşterilerimize rahatlıkla satıyoruz ve katma değerli satıyoruz. Türkiye özellikle tekstil sektöründe çok önemli bir kümelenme gücüne erişti. Bugün moda endüstrisindeki imalatlara da baktığımız zaman, yani Avrupa'daki özellikle hızlı moda konseptinde iş yapan firmalar için Türkiye rakipsiz bir ülke. Birkaç sebepten rakipsiz. Yakınlık tabii çok önemli bir avantaj. Ama öbür taraftan da Türkiye'de bu kümelenmenin getirdiği önemli bir güç var. Ne demek? En ufak bir aksesuarı Türkiye'deki bir üretici maksimum bir günde tedarik edebilir. Bugün pamuğun kilosu 1-2 dolar, 1,5 dolar, 2 dolar. İpliğe çıktığınız zaman 3-4 dolar. Bugün biz 15 dolarla 25 dolar arasında kumaş satıyoruz. Teknik tekstil dediğimiz zaman 30 dolarların üstüne çıkıyor kumaş kilogram fiyatları. Dolayısıyla Türkiye bunu çok iyi öğrendi, çok iyi insan yetiştirdi. Özellikle bizim sektör bu alanda gücünü artırarak devam edecek diye inanıyorum.